Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir de Hatay'da yaklaşık 5000 hektar ormanlık alan zarar gördü. 4750 fidan daha dikerek 6 milyon fidan dikmiş olacağız dedi. Kolay gelsin. Bak. Ortaya aldım. Ben geri aldım. İnşallah yandırsın. İnşallah yandırsın. Anahtarı çıkartayım mı? Bakan Pakdemir de Hatay'ın Belen ilçesinde 2020 yılında orman yangınında zarar gören alanlara fidan dikme etkinliğinde yaptığı açıklamada Mersin'de çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını, ayrıca Antalya'daki orman yangınını kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Yanan ormanların imara açılmadığını, ağaçlandırıldığını belirten Bakan Pakdemir de şöyle konuştu. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Güncel bir bilgi olduğu için bunu vermek istiyorum. Mersin, Oğuz yazındaki aktif yangınımız şu an kontrol altına alınmıştır. Antalya Sarıçam'da müdahalemiz şu an devam ediyor. Antalya Sarıçam'da 4 helikopter, 24 arazöz ve 120 personelle devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz saha hem Hatay özelinde hem Türkiye özelinde anlatacağım ama içinde bulunduğumuz saha Belen yangın sahası. Biz geçen yıl bunu Belen İstihbarat Sitesi yanı olarak tanımlamıştık. 9 Ekim'de bu yangın başlamıştı. Hemen 5 dakika içerisinde de ekiplerimiz müdahaleye girdi ve 54 saatin sonunda maalesef 670 hektar alanı kaybettikten sonra bu yangında söndürme imkanımız olmuştu. 5 helikopter, 1000 kişiye yakın bir ekip ve 2 uçak ve 155 araçla geçen yıl bu yangına müdahale etmiştik. Yangın sonrasında tabii ki yani hep şunu söylüyoruz. Türkiye'nin her tarafında hem yangınla mücadelede varız hem de yeşilin arttırılmasıyla ilgili mücadelede varız. Her zaman maalesef yangınlar kötüye kullanılarak, speküle edilerek şu söyleniyor. Yangınlardan sonra burası imar açılacak, arsa olacak, tarla olacak, başka bir şey olacak. Hayır. Anayasayla ormanlarımız koruma altındadır. Herhangi bir ormanımız yansa dahi tekrar ağaçlandırılmak zorundadır. Anayasanın 169. maddesi ormanlık alanların azaltılamayacağını anayasayla güvence altına almıştır. Bizde yangın sonrası yapılan çalışmalar araziyle ilgili geçen yıl hemen hazırlık çalışmalarına başladık. Burası için konuşuyorum. %50 kısmına fidan dikimini tamamladık. 650 binin üzerinde bu alanda fidan dikildi arkadaşlar. Ve sonbaharda kalan fidanlar da 550 bin fidan dikilmek suretiyle 1.2 milyon fidanı dikmiş olacağız. Geçen yıl biliyorsunuz Hatay'da çok sayıda yangınımız oldu. Ve 101 yangında yaklaşık 4.978 diyelim 5.000 hektar alan maalesef Hatay'da geçen yıl yangınlardan zarar gördü. Ve bunun neredeyse 4.900 hektarı Samandağ, Belen ve İskenderun yangınlarından oluştu. Bu üç yangında yine 25 hava aracı olmak üzere toplam 1127 araç, 2400 personel ve 183 saat mücadele verdik. Hava araçları 28 bin ton su attı, kara araçları 43 bin ton su attı ve 200 kilometrenin üzerinde yangına ulaşmak için, yangını söndürmek için yol yapmak zorunda kaldık. Arazi hazırlığı %70 oranında biz bu arazilerin hazırlığını tamamladık. 1 milyon 250 bin fidanı bu yanan bölgelerimize diktik. Ve sahaların kalan kısmına da sonbaharda bakın 4 milyon 750 bin fidan daha dikerek toplamda 6 milyon fidanı dikmiş olacağız. Ve 2021 yılında da yine şu ana kadar henüz yangın sezonu açılmadı desek de bu yılki bilançoda da toplam Hatay'da zarar gören 38 hektar alan zarar gördü. Ama her yıl yeni yeni teknolojiler, yeni uçaklarımız, yeni helikopterlerimizle yeni yeni teknolojilerle karşı karşıya kalıyoruz. Geçen yıl bir İHA'mız vardı. Bu sene 4 İHA ile yangınlara mücadele ediyor olacağız. Bu sene yakın bir zamanda yangınlarla hazırlık toplantımızı yapacağız ama yine insansız helikopterlerle sahada müdahale ettiğimizi göreceksiniz. Yani biz yangın sezonuna tabii ki hazırlıklıyız ama en önemlisi çıkan yangın sayısının hem güvenlik kuvvetlerimiz hem de vatandaşlarımız tarafından
en minimumda tutulacak şekilde tedbirlerin alınmasının çok önemli olduğunu söylüyoruz. Sayın Bakanım, sayın milletvekillerim, çok değerli hemşerilerim, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.